Evet, 15 Ağustos 2021. Burası Nevşehir, Derinkuyu ilçesindeyiz, merkezdeyiz. Ve tabii çileğin çok fazla aslında yapılmadığı bir bölgedeyiz. Evet. Bir 5 dekarlık bir albion çeşidi çilek tarlasındayız. Hava şartları soğuk olduğu için ister istemez biraz daha rakım yüksek burada haliyle. Evet, serin. Çilekçiliğin pek yapılmadı ama yapanların çıktığı bir bölgedeyiz haliyle. Üreticimiz Sayın Feridun Döşeyici. Döşeyici abimiz. Efendim kendinizden bir bahseder misiniz? Burada 2 yaşında bir bahçe, evet, tarla. Rekor gübre ürünlerinde de yaklaşık 1 ay oldu kullanalı. Evet, 1 ay oldu başlayalım. Nedir durumumuz, nasıl? Burada çilekçilik nasıl gidiyor? Yani bir fikir vermişsiniz, biraz bilgi vermişsiniz ya. Evet. Şimdi Derinkuyu yüksek bir yer olduğu için rakımımız çok yüksek. Burada çilek yetiştirmek çok zor. Yüksek derken 1300'lerde. Evet, 1300'lerde. Evet. Yani havalar geceleri çok serin gidiyor, gündüzleri çok sıcak gidiyor. Çok sıcak gidiyor. Yani çiçeklenme olmuyor mesela. Çiçeklenme olmadığı için verimi çok azalıyoruz. Şimdi genelde sorunumuz vardı işte. Rekor gelişimle bir deneyelim dedik. İnternette falan izledik, evet, mesela. Ya bir deneyelim dedik. Bir yerde falan kullanıyorum. Yani dün birkaç gündür hava çok soğuk. Evet. Şartlara çiçekleme var yani. Önce yoktu. Şimdi çiçeklemeye devam ediyor. Ama tam olarak verelim sen Feridun Bey. Şimdi malum bütün yurt genelinde son bir haftadır seller malum, evet, belli ve işte Kastamonu, Sinop, Ayacık gibi yerlerde malum seller oluyor ve aşırı yağışlar var. Ve aynı işte oradaki o soğuk da buraya vuruyor hali. Evet. Son bir haftadır zaten bu bölge soğuk yani. Soğuk. Özellikle dün falan daha da soğuktu. Ondan öncesi nasıldı? Aşırı sıcaktı. Aşırı sıcaklanma işte yaprak yanıklığı falan yapıyor. Köklerde, evet, sıkıntı çıkıyor. Kök boğaz hastalığı falan başlıyor. Evet. İşte evet. Çok soğuk havalarda çiçeklenme olmuyor. Bitki gelişmiyor. Evet. Yani yine, çok strese giriyor yani bitkimiz. Yine Ahmet Bey, Ahmet. Ahmet Cenerteş. Yunus Emre Öztürk. Öztürk'üm. Bayimizin, Nevşehir bayimizin, merkez bayimizin personellerinden beraber gezmeye geldik. Sağ olsun, bana da eşlik etti. Teşekkür ediyorum kendilerine. Şimdi bir aydır mı kullanıyorsunuz ürünlerinizi? Evet, bir aydır. Damlama artı yaprak gübresi. Evet, yaprak gübresi. Ne gördünüz, ne görüyorsunuz yani? Şu anlara köklerde büyük bir gelişme var yani. Evet. Köklerimiz daha bir dibe doğru gitmiş, daha bir genişlemiş yani. Hı-hı. Kökümüz sağlam. Yani yeni sürgünle, evet, kardeşlenme çok oluyor. Yeni sürgünlerimiz başlıyor. Evet. İşte çiçeklerimiz daha fazla olmaya başladı. Hı-hı. Yani gelişimimiz daha iyi. Soğuk havalarda biraz az etkileniyor, çiçeklenme geliyor. Evet. Yani tane kalitemiz daha bir kızarıyor mesela. Önce şimdi biraz tabii, daha koyulaştı rengimiz. Şöyle Feridun Bey, biz tabii şu anda aslına bakarsanız en kötü zamandayız ama siz ilk kullandığınızdaki havaların biraz daha normal olduğu dönemde. Evet. İlk ne fark ettiniz yani eskiye göre çilekteki özellikle kalite farkı olarak? Yani kalite farkı olarak çileğimiz daha dolgun oldu yani. Evet. Rengi peki? Rengi kıpkırmızı oldu. Aroması? Daha bir dolgun oldu. Aroması daha bir güzelleşti yani. Evet. Yani bir taşta 4 kuş falan vurmuş olabiliriz yani. Bir taş... Evet. Yani hem rengimiz güzel oldu. Evet. Hem aromamız güzel oldu. Evet. Meyve kalitemiz güzel oldu. Evet. Yani görüntü olarak şey olarak. Şu an kaç günde topluyorsunuz? Nasıl? Kaç günde toplanıyor burası? Burayı normalde 4-5 günde topluyoruz. Topluyoruz. Gelin bakalım. En son ne zaman toplandı? Şu an durum nedir? Çiçekler nasıl? Vallahi 2 gün falan oldu. 2 gün falan oldu toplayalı işte en son. 2 gün mü oldu? Evet, 2-3 gün falan oldu. Yine bir 2 gün sonra falan toplayacağız işte. Kamera gelsin böyle yavaş yavaş. Mesela bunlar yeni meyveye dönemi. Kamera gelsin bir saniye. Oradan göremez çünkü. Kamera bir gelsin böyle. Gelsin yavaş yavaş. Gir şuraya. Gel kamera böyle. Evet. Mesela bunlar yeni meyveye dönenler. Yeni meyveye dönenler. Evet. Daha tam kızarmamış. Hı hı. İşte büyüklüğü, rengi yani aroması olarak güzel. Tabii zaten albion çiçeğimiz daha güzel ama evet, siz özellikle kasa hikayesinde bahsettik. Kasa meselesi. Evet. Oradaki durum nedir? Yani normalde şimdi boş olmuyor ya, yani daha dolgun oluyor. Daha bir kasada yani 4 kilo kesen etkili yani oluyor. Evet. Kasaya 4 kilo sığdıramıyoruz normalde. Evet, sığdıramıyoruz. Şimdi evet, rahat rahat 4 kilo, yani daha şeyli, sulu. Bir içini keselim bakalım şöyle. Bir ya da elinizle ağzınızı ısırın bakalım şöyle bir. İçini görelim be. Yani sululuğu görüyorsunuz. Sululuğu görüyoruz, evet. Sulu yani. Evet. Yani daha etli, daha sulu. Etli ve sulu. Evet. Tadı da, aroması da güzel. Evet, çok güzel. İşte bak, ben de sizin anlatacağım şimdi. Şimdi bu albion çileği çok güzeldir. Çilekler arasında en sevdiğim cinsi bu. Tadı çünkü çok güzel, aroması çok güzel. Kokusu da vardır. Bundan 100 gram yedim miydi? Şuraya böyle yarım saat bir koku yapışıyor. Gerçekten çok keyifli. Fiyatları ne gidiyor piyasanız, nedir? Valla şu anda 12,5 liraya falan veriyoruz yani kilosunu. Evet. Şu an fiyatlar, yani bu fiyatlar bizi bayağı da zorluyor. Yani yine biraz daha yani fiyatlarımız yükselebilir yani. Şimdi yükselmesi lazım, şöyle diyeyim ben. Maliyetlerim çok yüksek. Şöyle bir çilek için gerçekten 1 kilosu 12,5 TL. Hani ucuz bir rakam. Evet.
Çünkü bir şey değil hani, biraz daha zor yetişen, ondan sonra daha küçük meyve ama aroması çok daha güzel, lezzeti çok daha güzel. Özü var çünkü. Peki irlik konusunda ne değişiyor? Yani şu an çiçeklerine biraz daha iri yani, iyi. Ya daha dolgun, daha şeyli. Hı hı. Yani kurşun gibi diyebiliriz yani, çok lezzetli yani. Evet, geçelim şöyle. Tabii iklim keşke daha uygun olsa dedik ya, evet. Baştan burası. Zaten verim az aldığımız için. Burası çileğin yoğun ekildiği bir yer değil sonuçta. Ha. Evet. Şu çiçekleri gösterelim şöyle. Bakın tomurcuklanma devam ediyor. Ha. Evet, bir yandan veriyor, bir yandan meyveye dönüyor. Çiçek şimdi dediniz ki burada kök çürümesi vardı. Evet. Bu kök çürümeleri kendini yavaşça toparlıyor. Evet. Ha. Kökümüz sağlamlaşıyor. Yok, sağlamlaşıyor. Şimdi gördüğünüz gibi iklim olarak demek ki albiyon çilek bir yere kadar yetişebiliyor. Peki evet. Bölgede kaç kişi yapıyor bu işi? Şu anda 5-6 kişi diye. Bu kadar yani. Evet, 5 dekar, 25 dekar diyebiliriz ya. Yani. 25-30 dekar. Toplam bu kadar var. Evet, bütün ilçe içerisinde diyorsunuz. Evet, ilçede bu kadar ancak. Hatta ben bayimiz Yunus Emre Bey söyleyince şaşırdım, çilek deyince hani böyle bu bölge olarak. Pek yaygın değil, evet. Pek yaygın değil ama olabildiği kadarıyla siz de şey yaptınız. Hem rekor damla gübresini verdiniz, kullanıyorsunuz. Evet. Hem de rekor yaprak gübresini. Evet, ikisini de kullanıyoruz. Ne görüyorsunuz verdiğiniz zaman, ne değişiyor mesela? Örneğin damlamayı verdiniz, ne değişiyor? Ne hissediyorsunuz bitki üzerinde? Yaprağı verdiniz, ne değişiyor? Yani şimdi damlamadan verdiğim zaman köklenme daha fazla oluyor. Yani daha kardeşlenme, evet, daha fazla kardeşlenme oluyor. Köklenme mesela. Fazla oluyor. Yani sağlıklı bitki oluyor. Ya bak, baktığım zaman sağlıklı yani. Büyüdü, işte genişliydi, meyve yapısı falan. Evet. Yapraktan verdiğim zaman da işte meyve daha güzel oluyor. Çiçek tutturuyor, evet. Taraklandırıyor. Daha çiçek daha fazla atıyor. Tabii mesela. Tarak attı, direkt evet. Çiçek attırıyor. Mesela evet. Daha şey oluyor, meyvemiz daha ağır basıyor. Evet. Daha şey oluyor. Şu çiçekleri kamera oluyor. Gelsin, biraz daha gösterelim. Üzerindeki dölü. Ha şimdi iklimin en ters zamanındayız. Şu an evet, şu anda hava çok soğuk oldu. Havadan bana. Üşüyoruz şu an buralarda. Bir haftadır Nevşehir soğuk bölge. Ve gerçekten üşütüyor haline. Ama Derinköy daha fazla soğuk oluyor. Öyle mi diyorsunuz? Evet, daha da soğuk. Nevşehir daha soğuk. Anladım, daha soğuk. Ve şöyle gördüğümüz gibi ha. Şimdi bakıyoruz. Meyveye dönüyor mesela. Evet, iki gün önce topladınız yalnız. Onu da biliyorsunuz. Evet, iki gün önce topladık. Evet. Şimdi eskiden dediniz bir kasaya 4 kilo sığmıyordu. Evet, sığmıyordu. Şimdi? Şimdi sığıyor. Fazlası evet. Rahatlıkla. Yani dedim kasa daha çok sulu yani şu anda. Şeye baktığım zaman. Tabii özünü aldığınız zaman. Sulu yani. Bak milletin canı çekecek abi. Yiyoruz da bak şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Parlaklık falan değişiyor mu böyle? Evet, daha kızarmış oluyor. Rengi daha kızarmış. Daha 2 gün olduğu halde böyle yani. Hı-hı. 2 gün sonra bu kıpkırmızı olacak. Merak et. Çok güzel bir şey. Yani lezzet ola zaten çok güzel yani. Genelde bunu kadınlar çilek için mi kullanıyor? Evet, reçellik. Reçellik yani. Çilek reçel için. Hı. Aslında aroması, sofralık bir ürün yani, büyüklük şey olarak. Güzel bir işte bir aroma veriyorsa çilekte, evet. Mayhoş güzel böyle. Şöyle gösterelim. Gösterelim biraz daha. 2 yaşında tabii biraz yıpranmış bir bölgeydi burası. Evet, çileğin. Tekrar toparlıyor. Daha evet, bir ay oldu biliyorum. Daha bir ay oldu yani. Yani kardeşlenme olarak çok mesela burada. Evet. Kardeşlenme çok fazla. Kamera yani. Gelsin böyle. Bunlar yeni çıkanlar zaten çoğusu. Evet, yeni. Yani bu bitki kendisi evet, yeniden toparlıyor. Evet, eski yapraklar kuruyor, yeniden çıkıyor haliyle. Evet. Şöyle çekebiliriz. Evet. Evet. Şu daha başka. Şimdi siz burada gelelim buranın eski haline. Eski hali nasıldı? Biz şöyle bir tık daha geçelim, kamera orada kalsın. Şöyle ha. Şöyle geziyoruz ha. Şimdi güneş arkamızda olduğu için mecburen böyle geliyoruz hali ha. Eski haline kardeşlerim azdı. Yani bu kadar bir tebek yapımız yok. Daha küçüğüydü böyle. Bozuktu biraz da. Evet. Yani bozacaktınız herhalde. İki artık. Evet, artık şey yapmış, iyice umudu kesmiştik. Şimdi ne yapacağız şu anda? Valla şu anda çok memnunum. Siz internetten izledim mesela rekor gelişimi. Deneyeyim dedim. Denemek için bir ayda deniyorum. Yok, ben şu an şey iyi yani. Şu an şunu yapıyoruz. Bura kalıyor. Ayrı 5 dekar daha yapacaksınız. Evet, yine inşallah. Bura duracak gene. Evet. Orada yine yapacaksınız yani. Evet, yine yapacağız. Artık biraz daha tecrübe edindiniz. Aynen. Yeni bir yer hazırlayacaksınız. Daha sonra da burayı 3. yılında bozacaksınız yani. Aynen. Şimdiden Allah bereket versin. İnşallah, Allah razı olsun. Yani gördüğümüz gibi tabii iklim şartlarına göre, diğer mahsullere göre fiyat ölçüsünü yapıyorsunuz, bakıyorsunuz. Eğer sizi kurtarıyorsa buna devam ediyorsunuz, doğru evet, mu? Evet, evet. Ha doğru, bak fasulye var, kabak var. Evet. Ondan sonra buralarda daha çok hani bunlar yetişiyor şimdi bölgenizde. Peki burada sular kaçtan çıkıyor? Kaç metreden çıkıyor? Valla sularımız derin yani 160-200 yani 150-200 arası değişiyor. Yani. Evet. Çok yavaş derin. Yavaş. Çok gerçi derin. Gerçi bakın burada 1300 yüksek ya şimdi. Başkaları zaten
başkalarına göre avantajınız daha yüksek. En azından doğru. Daha derneğine evdirsiniz yani. Nasıl yüksekteksiniz hali diye düşünebilirsiniz ama dikkatmek lazım. Tesellimiz olabilir yani. Şimdi tabii ki rekor gelişim tarla ürünümüzü de diğer toprak hazırlığı yaparken kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Neden? Şimdi bakın, bunun gibi hassas bitkilerde, yani çabucak kök çürmesi olan bitkilerde eğer toprağınız homojen olmazsa ne olur? Sen diyelim burayı sularsın, öbür taraf susuz kalır. Orayı sularsın, buraya su fazla gider. Dolayısıyla bugün toprak eşit olmalı. Yani toprağın genel fikstürü genel anlamda eşit olmalı. Eşit değilse de bunu destekleyecek olan, o suyun yayılışını dengeleyecek olan bir ürün lazım Ali. İşte bu da rekor geçim tarla ürünü. Bunu kullanmanızı, kullandırmanızı bunun için tavsiye ediyoruz. Çünkü en azından buradaki bu zararı minimize edersiniz yani. Şimdi ben buna bakım iyi yapıyordum. Mesela azotunu veriyordum, fosforunu evet. veriyordum, mesela potasyum veriyordum. Yalnız aldıramıyordu toprağı. Veriyorduk ama toprak bunu meyve almıyordu. Şu an evet. rekor gelişimle aldırıyordu. Bu alıyorsa rekor yani. Rekor gelişim damlama gübresi evet. verildi. Tabii alama, evet. Kökü olur. Arttırdığı için. Kökü de gördünüz hali. Evet. Hiç daha önce söktünüz mü kökü daha önceden? Önce söktüm, kök çürüklüğüm falan vardı. Peki kök yapısı nasıldı eskiden? Bu kadar böyle saçaklanma oluyor muydu? Yoktu ya? Evet. Şu an yani size normal bir tane sök derseniz sökebilirim yani. İsterseniz yani kök yapısı çok farklı. Bir tane sökelim isterseniz. Şöyle orta bir yerden. Çünkü sık bir yerden sökülür. Evet, sık bir yerden sökülürse. En azından oradan yine şey yapsın. Etrafındaki kök büyür. Mesela örnek olarak şöyle gösterelim. Mesela, kamera yaklaşsın yavaş yavaş. Evet, şurada mesela iki tane kamerayı. Varmış mesela. Kamera gelsin şöyle. Mesela kökten. İşte söküyoruz şöyle. Kök yani, yapısını görmek için özellikle. Ha. Yani sökebilirsek kök tabanda çok gelmiyor. Evet. Yani kökü sökemiyoruz yani. Şu an saçaklanma fazla oldu. Aldık meyveyi ama. Toprak gevşek değil. Sökelim devam edelim. Sökebilirsek sökelim. Valla çok tabanda kökümüz sökemiyoruz yani. Kazmamız gerekiyor. Şimdi saçaklanma çok attığı için ister istemez. Yoksa toprak yani öyle şey değil. Zor toprak değil. Ama saçaklanma fazla olduğu için yani. Evet, dibde fazla gittiği için. Saçaklara giremedik yani. Saçaklara giremedik. Ben şöyle bir şey yapacağım. Evet. Şöyle köke bakacağız şimdi. Bakın toprak sert olsaydı ama toprak sert değil. Toprak yumuşak ama bakın saçaklanma seviyesini görmenizi istiyorum ben. Tabandan alamadık daha yani. Daha taban kaldı diyorsunuz. Taban yani. Kaldı gelmedi. Taban kaldı. İşte saçaklanma bir hayli fazla olduğu için daha derine saçak attırır. Evet. Evet. Daha neyse illa hani canlı canlı göstermeye çalıştık ama tabii çok aşırı saçaklı olduğu için tabandan alamadık yani. Az önce oraya atmıştık aslında bakarsanız ama kaldı. Evet. Bu tabii birebir kök değil daha. Evet, daha tabanımız var. Yansıma çıkıyorsa orada duruyor halde. Onun için şu üzerindekileri bari yiyeyim ben, bu boşa gitmesin. Boşa gitmesin. Siz şaka edin. Ondan sonra durum böyle. Yani çok memnunum ben girişattan. Evet. Şimdi öncelikle ne yapacağımızı öğrendik. Evet. Daha da iyi şekilde gidecek halde. Durum bu. Şimdi mesela kardeşlerime fazla mesela kaç tane var? Evet. Çok yani şurada baktığınız gibi. Ya normalde bu kadar olmuyor tabii yani. Tabii bu kadar işte. Kök işte dedim ya daha bir yani, ay oldu atalı hepsine. Evet 4, 5, 6 daha evet, gidiyor gidiyor var. Yani. 7, 8 tane var ha. Yine bir tane burada var. Tamam 9 oldu. Şimdi biz bunları bari yeni verdik. Bir ay içerisinde yavaş yavaş o tekrar göbeklenmeye, tekrar geri marul gibi büyümeye başlıyor öyle ama ister istemez geç müdahale. Keşke daha önce kullansaydınız. Aynen. Paranın daha da yettiği. Belki biz bir ay verim alamadık yani Haziran ayında. Yılın başında diyorsun evet. Evet yani çok güneşli sıcak havamız vardı. Evet. Tam verim alacağımız dönemdi. Yine havanın sıcak soğuk dengesinden. Anladım. Bayağı bir verim alamadık yani. Anladım. Belki şu anda bu gübreyle tanışsaydık. Evet. Yani asıl o zaman verim alabilirdik yani. Şu anda da kötü bir zaman iklim. Evet şu an ona bakarak gene çok kötü. Gene iyi kötü dönüşümüz var yani. Gece daha soğuk oluyor mesela şu anda daha kötü bir iklim. Evet. Ama şu an yeteri kadar çiçeklenme var. Ferdun Beyciğim. Hayırlısı olsun. Allah bereket versin. İnşallah size kolaylık versin. Olmayanları Allah olmayan şey yapmaya çalışıyorsunuz. Şansımızı zorluyoruz yani. Şansınızı zorluyorsunuz. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz İnşallah. Hali. Bize eşlikinizi teşekkür ederiz. Rica ederim. Derin Kuyu'dan, Nevşehir'den herkese selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Teşekkür ederim.